Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 5 dakikada yeni bir kahvaltı tarifiyle yine karşınızdayım. Bugün peynirli ve sosisli omletler yapacağız. 4 adet yumurta kullanıyorum ve yumurtaların sarısıyla beyazını ayıracağım. Gerçekten lezzetine hayran kalacaksınız. Farklı bir yumurta tarifi arıyorsanız mutlaka denemelisiniz. İşte o tarif, bu tarif. Daha az malzeme ve farklı bir sunum ile nefis yumurtalar hazırlayacağız, omletler hazırlayacağız şimdi. Siz de özellikle kahvaltılarda benim gibi ne pişireceğinize bir türlü karar veremiyorsanız gerçekten bizler için inanılmaz güzel bir tarif. Şimdi 4 adet yumurtanın sarısını bir kaba alıyorum, genişçe bir kaba. Üzerine bir miktar tuz ilave edeceğim. 4 yumurtamı bir güzel çırpacağım tuzla birlikte. El çırpıcısı kullandım ben. Daha pratik geliyor bana. Hem de zaten hani yumurtanın beyazını evet köpürtüyoruz ama sarısında böyle bir şey söz konusu yok. El çırpıcısı ya da bir çatalla halledebilirsiniz aslında. Bir miktar kaşar peyniri kullanacağım. Yaklaşık 200 gram kadar. Dilimler halinde gördüğünüz gibi doğruyorum. Bunu omletimin arasına koyacağım şimdi. Biraz daha küçültürseniz erimesi de daha kolay olacaktır. Bir çorba kaşığı kadar tereyağı kullanacağım. Onu tavamın içerisine alıp bir güzel eritiyorum. Sonrasında da çırptığım yumurta sarısını her yerine eşit miktarda dağıtacak şekilde gördüğünüz gibi pişirmeye başladım. Önce arasına az önce dilimlediğim kaşar peynirlerini yerleştirmeye başladım. Sonra zaten hiç yapışmadığı bir spatula yardımıyla onu rulo haline getiriyorum. Ve peynirler içinde erimeye başladı bile. Kaşarlı yumurtam bir kenarda beklesin. Şimdi bir tutam maydanozum var. Onları yıkadım ve ince ince doğruyorum. Söylediğim gibi size videomun başında da 4 yumurtayla 2 farklı tarif yapacağım. Şimdi ikincisine geçiyorum. Az önce yumurta sarısı kullanmıştım biliyorsunuz. Beyazlarını ayırmıştım. Şimdi de sırada beyazları var. Beyazlarının içerisine doğradığım maydanozlarımı ilave ediyorum. Bir miktar tuz ilave ediyorum ve çatal yardımıyla onları karıştırıyorum. Biliyorsunuz yumurta akı çırpıldıkça güzelleşir aslında. Şimdi tavada kalan diğer boş kısma, yani bir kenarda biliyorsunuz yumurta sarılarım duruyordu. Diğerine de yumurta beyazını ilave ettim. Onları da bir güzel pişirdim. İşte sonrasında piştikten sonra rulo yapıyorum bir kat. Ve bir miktar daha yumurta beyazını ilave ediyorum. Onu da pişiriyorum. Yine rulo yapacağım. Bu şekilde pişirerek, rulo haline getirerek katlayacağız. Hani tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Aslında görseli katladıkça içerisinden farklı lezzetler çıkacak. Kaşarlar eriyecek. Yumurtalarımızın tamamı bitene kadar bu işlemi uygulayacağız. İşte gördüğünüz gibi hazır. Servis tabağımı alıyorum ve burada bir süre bekleteceğim. Şimdi gelelim hemen ikinci tarifime. Bu tarifimde de 3 adet yumurta, bir miktar tuz ilave edeceğim ve çırpacağım. Şimdiki tarifimde az önce hazırladığım omletin benzerini ama sosisisini yapacağız. Gördüğünüz gibi yumurtalarımı bu sefer hiç sarısını beyazını ayırmadan hepsi birlikte karıştırıyorum. 200-250 gram kadar kaşarım var. Bunu da rendenin iri tarafıyla rendeledim. Çırptığım 3 yumurtayı bir miktar tereyağı koyarak yine tavada pişirdim. Ve bu kez biraz piştikten sonra kaşarlarımı üstüne serpiyorum. Ve sırada sosisim var. Sosisimi omletimin üzerine koydum. Şimdi bu şekilde yine rulo haline getireceğim. Az önce yaptığım işlemi tekrar burada da uyguluyorum. Bu kez yumurtamı sosisin etrafını sarıyorum. Sürekli bu işlemi yapmamın nedeni aslında yumurtamın böyle ince kat kat ve rulo halinde olmasını istemem. Çok kalın bir tabaka yapmak istemediğim için pişiriyorum ve yeniden katlıyorum. Hani bunu aslında bütün de pişirip arasına sosis de koyabilirsiniz ama istediğim o değil. Yani yumurtanın katlar halinde olması, kaşarının ve sosisinin her kata eşit bir miktarda dağılması ve biliyorsunuz ince olduğu zaman yemesi de daha lezzetli oluyor. Tıpkı aslında bir krep gibi görüntüsü olacak. Hatta bir böreğe bile benzetebilirsiniz. Gerçekten
Evet, biraz oyalayabilir pişirmesi ama lezzeti inanın buna değecek. Yumurtam bitti. Son olarak da son kata gelecek çünkü burası çok önemli. Kaşar ilave ediyorum ve kaşarımı eritiyorum. Onu da rulomun üzerine gelecek şekilde katlayacağım ve bu rulomuz da bu şekilde bitmiş olacak. Aslında bir omletten daha fazlasını yaptık. Gördüğünüz gibi krep omlet diyebilirsiniz. Hatta biraz börek gibi de oldu. İçi dolu dolu, çok doyurucu. Aynı zamanda kalabalık sofralara da fazlası yine yetebilecek. Hatta çok da güzel sunumlar yapılabilecek bir tarif oldu bence. Gördüğünüz gibi son rulomu da bu şekilde kapatıyorum ve onu hemen diğer peynirli rulomun yanına alacağım. İstediğiniz gibi, isterseniz dilimleyerek, ikiye bölerek, istediğiniz kişi sayısına göre servis yapabilirsiniz. Ben kesinlikle sıcak servis yapmanızı öneriyorum. Bir tarafta o harika kaşarın lezzeti ne kadar güzel erimiş gördüğünüz gibi maydanozla beraber. Diğer tarafta özellikle çocukların çok sevdiği sosisli. O zaman hepinize şimdiden afiyet olsun. Lütfen eğer uygularsanız tarifimi yorumlarda nasıl olduğunu yazarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Ve daha fazla güzel tarif için de kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.